Selamlar arkadaşlar. Severek takip ettiğiniz Orta Koridor'un Krallarının ikinci haftasının son maçına geldik. Rise vs. Swain yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Yine güzel beğenilerinizi bekliyorum. Videoyu beğenerek yorum anikini yazan bir kişiye istediği kostümü vereceğiz. Bu seride her zaman olduğu gibi sonuçları da LOLpitlere Instagram hesabından açıklıyorum arkadaşlar. LOLpitlere Instagram hesabında geçmişte açıklanmış çekilişleri de görmek için kayıtlı hikayelerde çekiliş kısmı var. Basıyorsunuz. Oradan adınız çıkarsa bana yazıyorsunuz. Daha sonra iletişime geçiyoruz ve RP'nizi veriyorum. Aynı zamanda çekilişi kazanan nickleri biz Robogot, biliyorsunuz benim en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisi kendisi, Robogot ekliyor. Robogot eklerse onu kabul edin. O size RP'lerinizi ulaştıracak arkadaşlar. Bu arada oyundan eklediğimizde, yani sadece Robogot nickli, unutmayın bunu. O eklerse size, eğer RP'yi kazandığınıza dair, hiçbir şekilde size link vermez. Sadece RP kodu verir ve onu client'te girersin. Kullanıcı adı, şifrenizi hiç kimseye vermeyin benim adıma lütfen. Çünkü bu tarz dolandırıcılar çok oluyor. İşte LOLpit'ten ve RP kazandın, kullanıcı adı ve şifreni ver diyorlar. Vermeyin asla arkadaşlar. Bu tipik dolandırıcılık yöntemi. Gözünüzü seveyim, yemeyin bunları. Dediğim gibi sadece Robogot nickli arkadaş sizi ekler ve RP'yi size verir. Ya da siz lolpitgorusmet@gmail.com adresine mail atarsınız, kazandığınıza dair SS'inizi gönderirsiniz. Ben oradan iletirim size, tamam mı? Sadece bu. Bu arada ilk 3'e girenlere vereceğimiz ödülleri hatırlıyorsunuz. Asus sağ olsun bize ödüllerimizi veriyor. Üst Koridorun Kralları Ligi'nde de biz bu ödüllerden verdik. Orta Koridorun Krallarında da birinci olanı Asus ROG Delta kulaklık, ikinci olanı Asus ROG Strix Scope klavye, üçüncü olanı da Asus ROG Gladius 2 Core mouse vereceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim Asus'a. Ödülleri de açıklama kısmındaki linkten inceleyebilirsiniz bu arada. Haydi geçelim maçımıza. Evet, ilk maçımız başladı arkadaşlar. Sezon 9 TR Swain birincisi, hatta o çok uzun zaman, senelerdir Swain birincisi XPY. Ve karşısında da Ryze birincisi var. Tekrar hatırlatayım, bu arkadaşlarımız sezon 9'un birincileri. Sezon 10'un birincileriyle henüz herhangi bir şey yapmadık. Orta Koridor'un ikinci sezonunda sezon 10'un birincileriyle yaparız diye düşünüyorum. Swain burada çok güzel bir hasar vurdu. Burada aslında tekrar sabitleseydi var ya, sıkıntı yaratabilirdi. Ryze'ın canı %50 yalnız. Ryze'ı bayağı zonladı ya. Şimdi Ryze'de 2 level. Bakalım buradaki mücadeleler neler gösterecek. Minyon konusunda yalnız mavi tarafın çok fazla minyonu var ortamda. Ve 3 level oldu şu an XPY. Çok güzel sersemetli. Çok da güzel hasar vurdu. Ryze'ın canı inanılmaz az. Abi Swain nasıl bir hasar vuruyor? İki tarafta 4 level. Ryze bak, Swain iyi geri kaçıyor ha. Bak yoksa şu seken E'den bayağı hasar yiyor. Ryze biraz toparlamaya başladı gibi. Kendine güveni geldi. Ama Swain'in bir kombosunu merak ediyorum diyecektim. Vurduğu hasar görüyor musunuz arkadaşlar? Ryze burada üstüne gitmeye çalışıyor ama manası da çok kalmadı. Güzel de hasar vurdu. Takasta yine neredeyse eşit çıktılar. Ryze her takasta yalnız eşit çıkartıyor kendisini. Çünkü Swain komboyu kullandıktan sonra, yaptıktan sonra Ryze hemen üstüne gidiyor derken burada yine güzel bir hasar. Yine karşı hasarı çok iyi vurdu Ryze. Şimdi iki tarafta 5 level. 6 level'da Ryze'ın çok bir avantajı olmuyor açıkçası. Sadece en kötü lane'i erken gelme safhasında kullanabilir ya da ölmek üzereyken kaçabilir diye düşünüyorum. Çok da fazla efektif bir ultisi yok. Güzel hasar vurdu yalnız Ryze. Swain karşı hasar muazzam vurdu. Ryze, Swain'in canı neredeyse %20. Swain yine çok güzel tuttu. Güzel de hasar vuruyor. Ryze yalnız üstüne gidiyor. Kuleden bir hasar yedi burada Ryze. Ölmek üzere, çok az canı var. Ryze ultiyi kullandı. Swain burada yanlış yaptı orada işte Ryze. Orada geri dönmemeliydi. Durum 1-0, geçelim diğer maça. Geldik ikinci maça arkadaşlar. Durum 1-0, Swain aldı ama Ryze gerçekten bahtsız orada verdi maçı. Orada ultisine geri dönmese ölmezdi açıkçası. Oyun devam edebilirdi. İkisi de birbirine çok güzel hasar vurdu. Yalnız Ryze çok kötü çıktı bu takasta. Bu sefer mesela Swain geri kaçmayı başarabildi. Şimdi base atıp geldiler. İki tarafta 4 level. Ryze'ın mana yine sıkıntılı ya. Manası çok çok bitiyor Ryze'ın yalnız. Valla Ryze manayı bol keseden kullanıyor, ne yalan söyleyeyim. Ya mana konusu sorun olmaz inşallah. Güzel hasar ama Swain burada iyi yakaladı. 6 level oldu. Ultisini kullanacak mı? Güzel hasar vurdular birbirlerine. Ama Ryze'ın mana bitmedi lan. Bak az manası vardı ama hala mana duruyor. Swain'in de canı az. Çok güzel tuttu. Çok güzel de çekti kendini. Tutuşturuyu kullandı. Ultiyi kullanabilecek mi burada Swain? Ultiyi kullanamadı. Ryze neredeyse öldürmek üzere. Öldürdü. Durum 1-1 arkadaşlar. Ryze güzel skor aldı burada. Evet. Üçüncü maçımız başladı arkadaşlar. Durum 1-1.
Valla Rice biraz önce çok ince bir farkla aldı. Bakalım şimdi ne olacak, merak içerisindeyim açıkçası. Şimdi iki taraftaki de yolda Sven güzel tutturdu burada. Güzel de hasar vurdu yalnız. Abi Ryze'in combo çok tehlikeli ya. Pardon, Sven'in kombosu çok tehlikeli. Bakar mısınız ne kadar hasar vurduğuna? Yani Sven bir tutturdu mu? Yani yarı canı indiriyor abi. Bu kadar hasar olamaz. Bak al, yine tutturdu komboyu çok güzel. Al, %50 canı kaldı neredeyse. Neyse ki Ryze biraz can yenileyebiliyor. Şimdi iki tarafta 6 level oldu. Burası Sven bir tık daha avantajlı diye düşünüyorum ben bu arada. Yaz Ryze üstüne gidiyor. Bayağı hasar vuruldu. Sven de ulti açtı. Ryze tutuşturu yedi burada. Sıçrayla birlikte uzaklaşmak zorunda kaldı. Yoksa Ryze burada Sven skoru alırdı. Sven çok iyi tutturdu. Kule de vurdu burada. Ryze'in canı çok sıkıntıda. Bir atar yaptı ama sonrası sıkıntıya girdi. Şimdi Ryze'in geri gitmesi lazım. Ryze burada bayağı hasar vurdu yalnız. Aa, güzel. Ya bir an bazen Swain sanki üstünmüş, bazen de Ryze üstünmüş gibi geliyor. Galiba skill matchup artık bu arkadaşlar. Yani kim daha iyi oynarsa o kazanıyor açıkçası. Valla 12 dakika oldu. İki tarafta 9 level. Yine uzun bir VS'ye doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. İki tarafta henüz base'e gitmedi. Burada Ryze'in çok manası yok ama sıçra ile birlikte üstüne girmesi burada bir risk T aslında. Yani güzel dojladı burada Ryze yalnız. Tutuşturu kullandı Swain burada. Burada bitiyor mu olay? Şimdi kalkanı aktifleşti derken çok az canla Ryze kurtuluyor. Birbirlerine çok yaklaşmıyorlar. Yaklaştılar mı da tam birbirlerine ölümüne giriyorlar. Bak burada olduğu gibi şimdi Ryze ultiyi kullandı. Nereye kaçacak? Yani Ryze'in ultisinin kullanılabileceği noktalardan biri de bu açıkçası. Swain güzel yakaladı ultiyi de direkt kullandı. Ryze ulti ile kaçmaya çalışıyor ki kaçtı. Burada yalnız yine fight'e giriyorlar ama Swain'in, Ryze'in canı çok az. Şimdi ikisi de ulti açtı. Ryze kurtulabildi mi? Kurtuldu abi. Çok az canlı kurtuldu. Güzel hasar yalnız burada. Ryze bayağı hasar yedi. Ultiyi açacak mı burada Swain? Açmadı bu sefer. Çünkü açtı mı dezavantajlı konuma geliyor ultisi gelene kadar. Vallahi 47,5 dakika oldu. Ya Allah, bu kadar uzun VS çok uzun zamandır atmıyorduk. Bir geçen bir orta koridorda VS yaptık böyle. Bu kadar uzun oldu mu hatırlamıyorum o ya. Ryze tutuş sıçrayla birlikte üstüne gidiyor. Swain'in canı çok az burada. Ultiyi çok güzel kullandı Ryze. Yalnız Swain'in canı bitmek üzere, oradan sekmedi ha. Bu arada full build oldular arkadaşlar, görüyorsunuz. Resmen full build VS izliyoruz ya. Eğer bir daha inhibitörü açarsa bu sefer daha da sıkıntı. Minyonlar da bayağı güçleniyor yavaş yavaş. Büyük minyon da daha fazla sıkıntı çıkartacak. Abi 50 dakika bir VS olur mu ya? Aynen, büyük minyonlar da uzaktan uzaktan, hatta gerekirse Nexus kulesine vurabilir yani. Hiç Swain'le uğraşmayıp diyecektim ama çok güzel tutturdu burada skill'i. Ryze ultisi kurtarabilecek mi? Kurtaramadı. Burada Swain uzun bekleyişin sonunda durumu 2-1 yapıyor. Haydi geçelim diğer maça. Geldik 4. maça arkadaşlar. Durum 2-1. Eğer bu maçı Ryze alırsa oyun uzar. Swain alırsa oyun biter. Bakalım. Aslında VS'lerde Ryze biraz daha üstün gibi duruyor ama Swain alıyor abi. Enteresan. Şimdi Swain 6 level oldu. Burada tabii bir tık fark yaratabilir Swain. Ryze de güzel vuruyor. Ama kule vuracak. Kule bayağı vurdu. Tutuşturla birlikte üstüne gitti. Ultisiyle birlikte kaçtı Ryze. Yani Ryze elinden geleni yapıyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Çocuğun hakkını yemeyelim yani. Ya yani maksimum derecede Ryze'ın mekaniklerini zorlamaya çalışıyor çocuk yani. Gayet dodge muhabbetinde de iyi. Bak ultiyi açtı şimdi, yine Ryze ultiyi açtı, yine aynı muhabbet. Burada herhangi bir skor çıkar mı? Çıkmadı. Ryze kaçtı. Ryze dönmedi yalnız, manası da yok. XP oyunda canı çok az. Ryze güzel hasar vurdu. Çok az canı vardı. Biraz manası olsa Ryze burada aslında atarlanabilirdi. Yalnız yakalanmadı burada Ryze. Ama ultisi yok diyebiliyorum Ryze'ın. Burada skor çıkacak mı derken Swain durumu 3-1 yapıyor ve maçı bitiriyor. Haydi bakalım lig tablosuna ne oldu görelim. Evet arkadaşlar, ikinci haftanın son maçını da yaptık. Yasuo ve Swain ile birlikte aynı puan, aynı averajla birinciliği paylaşıyor. Vel'Koz 3. sırada.
Bakalım ilerleyen haftalar bize neler gösterecek. Videoyu beğenip yorum anekinizi yazarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.